Sevgili seyirciler, Nezir Karayönü'yle Bir Siyaset Meydanı programındayız. Ve bugünkü konuğumuz Saadet Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı ve 27. dönem Milletvekili Adayı Sayın Avukat Tuncer Koa konuğumuz. Ve kendisine Beylikdüzü ile ilgili yapacakları ve yapmak istedikleri ile ilgili sorular yönelteceğiz. Sayın Koa, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz kısaca Avukat Tuncer Koa'yı tanıyabilir miyiz? Öncelikle bize bu imkanı vermiş olduğunuz için teşekkür ederiz. Kendimizi tanıtmadan önce Yeni Zelanda'da Cuma namazında vefat eden kardeşlerimizi Allah'a rahmet diliyoruz. Şehitlerimizin rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Allah böyle acıları bir daha yaşatmasın. Ben 12 Ocak 1971 tarihinde Konya ile Akşehir ilçesi Gölçer köyünde doğdum. İlkokulu köyümde, orta ve liseyi de Konya Ereğli'de yatılı olarak okudum. Bu benim tabii hayatımda bayağı bir kendime çizgi çizmeme sebep oldu yatılı okumuş olmak. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım. 1994 yılında mezun oldum. 1996 yılında da serbest avukat olarak şu anda hali hazırda devam ediyorum, avukatla devam ediyorum. Biz belediyeyi ticari bir şirket olarak görmüyoruz. O yüzden kendi cebimizi dolduracak projelerle ilgili bir taahhüdümüz yok. Belediye Kanunu'nun 14. maddesi var. 5393 sayılı kanun. Bütün seyircilerimiz isteyip Google'dan bulup bunun 14. maddesini okuyabilirler. Bu 14. maddede belediye yol yapacak, kaldırım yapacak, köprü yapacak, yeşil alan yapacak, oyun alanı yapacak. Bunların hepsi yazılmış. Bunları halka proje olarak sunmak, halkı kandırmaktan başka bir şey değil. Biz halkı kandırmak için gelmiyoruz. Halka hizmet için geliyoruz. Bizim en büyük taahhütümüz kantin kartımızdır. Burada görüldüğü üzere. Bu kantin kart biraz önce de bahsetmiş olduğum gibi yatılı okumuş olduğum zamanlardan içimde muhtar olarak kalmıştır. Kantin kartın özelliği çocuklara para vererek kantinleri zengin etmek değil. Bakın ülkemizde özellikle Beylikdüzü'nde 57 tane okul, 50 binden fazla da öğrenci var. Bu çocukların çoğunun cebinde bazen 5 kuruş parası olmuyor. Bu çocuklar kantine gittikleri zaman öncelikle sosyal olarak zengin fakir ayrımından dolayı çocuklar arasında da bu ayrımı biz yaşatmak mecburiyetinde kalıyoruz. Babasının cebinde parası olmayan çocuğun cebinde de parası olmadığı için kantine gidiyor. Birinin karnı açken öbürü istediğini alabiliyor ve çocuklar burada sosyal olarak adaletsizlik görüyor. Biz bu adaletsizliği engellemek için ülkemizdeki, beldemizdeki tüm zengin, fakir fark etmez tüm çocuklara günlük 10 lira üzerinde harçlık yükleyeceğiz. Elektronik ortamda evet. Harçlık yükleyeceğiz. Çocuk burada günlük harçlamasını kantinde gidip yapacak. Karnını doyuracak. Burada bir önce sosyal adaletsizliği kaldıracağız. İkincisi, kantinlere günlük 10 lira üzerinden ciro garantisi vermiş olduğumuz için okulların hizmetlerini görebilmeleri açısından 4 günlüğü kantinin okul aile birliğine kira olarak vermesini istiyoruz. Biliyorsunuz siz haberci olarak görmüşsünüzdür. Evet. Beylikdüzü'nde de olsun, İstanbul'un bütün ilçelerinde devlet okulları maalesef şu anda kepaze durum içerisinde. Yani camı kırılıyor, devlet para vermez. Temizlik malzemesini devlet vermez. Temizlik elemanlarının parasını devlet vermez. Boyası, badanası gerekir. Bunların işçiliklerini, malzemesini devlet vermez. Öğretmenler sizi çağırır veli toplantısı olarak. Sizden 5 lira 10 lira dilenirler. Yani biz bunu belediye olarak bu karttan vereceğimiz 10 liralarla okul aile birliklerine destek olmayı düşünüyoruz. Böylece okullar sadece eğitim hizmetiyle görevlenecekler. Evet. Daha kaliteli eğitim olacak. Ve Beylikdüzü'nün sentetik bir uyuşturucuya bir defa kullanmakla bağımlılık yapıyor. Her 10 lise öğrencisinden bir tanesi uyuşturucu kullanmış hayatında ve bunlar bağımlı. Uyuşturucu kullanma yaşı da 10'a kadar düşmüş. Biz bu kartımızla çocuklarımızı uyuşturucudan korumak istiyoruz. Nakit cebinde parası olmayan çocuğa hiçbir uyuşturucu satıcısı müşteri gözüyle bakamayacaktır. Ne okulların etrafında daha sigara satışı olacaktır. Çocuklar kötü alışkanlıklara bulaşmayacaktır. Ne alkol satışı olacaktır ne de uyuşturucu satışı olacaktır. Bir çocuğu hasta edip tedavi etmek onu uyuşturucu alıştırmamaktan daha pahalı meseledir. Evet. Biz
İnsanlar uyuşturucuyla mücadele etmek için uyuşturucuyu uzaklaştırmak istiyoruz. Bu kartımızdan bir özelliği de bu. Bir yetimin, bir garibin gözünden belediyecilik yapmak istiyoruz. Onun gözünden görülen bir belediyecilik. Ona yapılacak bir hizmet istiyoruz. O yüzden biz bu belediye başkanı adaylı olduk. Akıllı ve dürüst bir başkan bir taşla birden fazla kuş vurur. Biz şimdi burada bir öğrencimize 10 lira vererek 10 lirayla neler yaptık? 10 lirayla okulu temizledik. 10 lirayla çocukları uyuşturucudan kurtardık. 10 lirayla sosyal adaleti sağladık. 10 lirayla okulun bakım giderlerini karşıladık. Ve bunlar saydığımız zaman 30'a kadar gidiyor. Bizim en büyük, en fazla üzerinde durduğumuz hizmetimiz budur. Maalesef şu anda Türkiye'de herhangi bir parti ayırt edilmeden tüm partiler ufak da olsa, çok da olsa maalesef büyük bir yolsuzluğun içerisindeler. Bu yaşamış olduğumuz çevrede gözüküyor. En özelinde adaylığını düşündüğümüz Beylikdüzü Belediyesi'nde Sayıştay raporlarında artık siz buna direkt yolsuzluk veya rüşvet mi dersiniz yoksa ihmal mi dersiniz? Sayıştay raporlarını incelediğinizde belediyenin maalesef 1 liralık işi 10 liraya yaptırdığını görüyoruz. Bunları biz geldiğimiz zaman önleyeceğiz. Belediye hizmetlerini bütün mahallelere, bütün semtlere, oy aldığımız veya almadığımız her yere adil olarak götüreceğiz. Bunu götürmekle mükellefiz. Çünkü biz belediye, Beylikdüzü belediye sınırları içerisinde yaşayan herkesin emlak vergisini alıyoruz. Bunu Kürt-Türk ayrımı, evet, siyah-beyaz ayrımı yapmadan yapıyoruz. Herkesin çevre temizlik vergisini belediye olarak alıyoruz. Her kişi başına İller Bankası'ndan para alıyoruz. Ama bunu dağıtırken maalesef kendi oy oranlarını fazla olan yerlere daha fazla dağıtılıyor. Biz bunu herkese eşit olarak dağıtacağız. Adalet zaten almış olduğunu halka eşit dağıtmaktır. Beylikdüzü halkı bizim hizmet taahhütlerimizi öğrenirse en azından beka sorunu olarak biz çocuklarımızı gördüğümüz için her bir velinin de beka sorunu olarak kendi çocuklarını göreceğini düşündüğümüzde ve çocuklar maalesef şu anda herhangi bir başka belediye başkan adayı tarafından hizmette öncelenmediği için, biz öncelediğimiz için Beylikdüzü halkının bize teveccüh edeceğine inanıyoruz. Eğer biz Beylikdüzü halkının kalbine ulaşabilirsek, gönlüne ulaşabilirsek, Beylikdüzü halkına bir yetimin gözünden belediyecilik nasıl olur bunu gösterebilirsek, biz inanıyoruz ki ne AK Parti ne CHP biz Beylikdüzü Belediyesi'ni alacağız. Diğer rakiplerimize de şunu söyleriz. Yani uzaya dörtlü yolu, şeritli yol yapmalarına gerek yok. İnsanımıza hizmeti adil bir şekilde insanca sunsunlar. Beylikdüzü Belediyesi onların da olabilir. Sevgili seyirciler, Saadet Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Sayın Avukat Tuncer Koa ile Nezir Karayün ile Siyaset Meydanı programının sonuna geldik. Bizleri YouTube'a girip Adom Medya yazıyorsunuz. Start TV kanalımıza abone olarak izlemeye devam ediyorsunuz. Ben Nezir Karayün. Hoşça kalın, dostça kalın. Fikir Fabrikası'nın dumansız beyin sanayi ile yenilikçi ve sınır tanımayan en iyi performansı sergileyen makineler aracılığıyla sizin için de bir fikri vardır. Açık hava reklamcılığı, grafik tasarım, lazer kazıma, matbaa, organizasyon, davet, ofis kırtasiye, fotoğraf çekimleri ve önce olduğumuz birçok avantajlı hizmetlerimizden yararlanmak için sadece bir tık kadar uzağınızdayız. Fikir Fabrikası, siz hayal ettikçe o yaratır.